وعلى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz senalar olsun. Yüce Allah şu asırda böyle mümtaz bir takım dini müesseselerin bulunduğundan dolayı Allah'a çok çok hamdü senalar olsun. Biz aciz kullarına böyle İslam'ın en fazla ihtiyacı olduğu bir zamanda bu müesseseleri Allah bize müyesser kılmıştır. Onun için Yüce Allah'a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de salavat-ı şerifelerimizi Yüce Allah'tan tebliğ etmesini niyaz eder. Hazreti Resulullah'ın her an için manevi desteklerini, yardımlarını talep eder. Yüce Allah'a da senadan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz'e de salatü selamlar olsun. Tabii ki bu müesseselerin İslami İslam olarak yaşamak için şarttır bunlar. Eğer bunlar olmasa o zaman ecdadımızın, çok eski ecdatlarımızın nasıl ki kendi kafalarına göre bir din uydurup da yıldızlardan ve bir takım varlıklardan medet bekleyenlerden belki onlardan olurduk. Ama Allah Celle Celaluhu bizlere lütfetti, ihsan etti, Müslüman bir nesilden getirdi. Allah cümlemizi şu İslam programı üzerinde, İslam'ın çizdiği çizgiler dahilinde hareket etmemiz nasip ve müyesser eylesin. Ben her zaman bu kursu, yani her gittiğim yerde iyilikle beraber tavsiye ederim. Ve yani gönlümüz böyle coşerek bu kursun faaliyetlerini, yani gördüğümüz kadarıyla fazla ilave etmemek üzere onları Müslümanlara tanıtmak isteriz ki yani maksadımız her yerde böyle bir kursların teessüs etmesidir. İnşallah Cenab-ı Allah onu da bu şekilde faaliyet gösteren kursları memleketimizde ve bütün İslam memleketlerinde çoğalmasını nasip eder. Ben size yani hoca olan kişilere, sizlere, ilim talebelerine bir takım tavsiyeler bulmak benim hakkım değildir ama gene de burada yani siz şey ettiniz, teveccüh ettiniz. Onun için boş geçmemek üzere bazı şeyler anlatmaya çalışacağım. Yüce Allah bana hakikatleri söylemek nasip eylesin. Gerçekleri söylemeyi bana nasip eylesin. Elbette gerçekleri söyletiren Allah'tır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اِلَى دَوَامِهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yani Kur'an-ı Kerim'in üslubine baktığımız zaman da hemen kendini Allah'ın üslubu olduğu hemen kendini gösteriyor. Çünkü o diğer üsluplerden tam bambaşka ayırt edilecek bir metodu, bir üslubu vardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da bir bakıyoruz ki Allah Celle Celaluhu Müslümanlardan bahseder, müminlerden bahseder ama konu fazla gitmeden hemen kafirlerden bahsettiğini görüyoruz. Bir bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim bir anne yapıyor, dünya hayatından bahseder ama hemen konu uzamazdan ahiret hayatından bahseder. Bir bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim cennetten bahsediyor, konu uzamadan hemen cehennemden bahsettiğini görüyoruz. Yani daha da çok fazla bunlar söylenebilir ama Allah Celle Celaluhu bu üslubinde, Kur'an'daki üslubinde hemen kısaca bir şeyi anladıktan sonra o bir konuya geçiyor. Acaba hikmet nedir burada? Tabii ki yani belaat deyimlerinde bir deyim vardır. El eşya ulatin keşifu illa bevdadiha. Eşya hakikatin, hakikatleri zikleriyle beraber anlaşılabilir. Yani bir şeyin zikri olmadıktan sonra onu anlamak mümkün değildir. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir konuyu devam ettirecek olursa o zaman aynı onu devam biraz fazla olduğu bir usankarlık olur bunda.
İsamir insan dinlemek istemez ama Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Hemen konuyu değiştiriyor ki bir onun zitini de gösteriyor. O zaman o her ikinin durumu o şekilde daha iyi anlatılıyor. Eğer mesela sadece Müslümanların hallerinde bahsetsek küfrün ne olduğunu bilemezdik. O zaman İslamiyet'in de yüksekliğini anlayamazdık. Ama sadece cehennemden bahsedilse cennet ne olduğu bilinmez. Onun için Allah Celle Celaluhu konu uzamadan hemen onun zittini getiriyor. Niçin? Daha iyi konu anlaşılsın diye. Bir insan devamlı olarak bal yerse sirkenin acı olduğunu bilemez. Ama bir insan devamlı sirke yerse balın da tatlı olduğunu bilemez. Onun için Allah Celle Celaluhu yani üslupler üslubu bir üslup kullanılıyor buradaki. Hemen Allah'ın üslubu olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu okuduğum ayeti kerimede Hazreti Allah Müslümanlardan bahsediyor. Hemen konu fazla gitmedi. Müslümanlar değil de kıyametin bir sahnesinden bahsediyor. Konu uzamazdan ikinci bir o bir tam zitti olan sahneyi bize anlatıyor. İnsanlar Allah katında iki kısımdır. Üçüncü kısım yok insanların yani Allah katında. Ama bizlere göre insanlar üç kısımdır. Bir Müslüman, ikincisi münafık, üçüncüsü kafir. Ama Allah katında münafık diye bir şey yoktur. Ne var? Allah katında ne var? Müslümanlar var, kafirler vardır. Çünkü Müslüman kimdir? Allah'ın emirlerine bağlanan, onları yerine getirmek için azminde bulunan, bunların kesinlikle doğru olduğuna inanıp, yapması gücü yettiği kadar yapmak için çalışan kişiye Müslüman denilir. Kafir ise bunlara inanmayan, doğrudan doğru ve apaçık olarak inanmadığını ortaya koyuveren kişidir. Yani kafir olduğunu ortaya koyuyor ve inanmadığını söyler. Ama münafığa gelince münafık şudur, yani haddi zatında bunlara inanmamış fakat inanmış gibi kendini gösterir. Ya bir manfaattan dolayı veya o ki bazı çekindikleri şeylerden dolayı her nedense yani asıl kalbiyle inanmamış ama diniyle inanmış gibi görünen buna münafık deniyor. Yani müzebzebi ile beynedalik yani iki şey arasında bocalayıptır onlar bir ondan görünür bir Müslümandan bir kâfirden görünen kişi bunlar münafık olmaktadır. Bunlar bizim nazarımızda bu grup vardır. Yani bunlar nedir? Bir ortada bir grup sayılıyor ki bir ondan bir ondan. Fakat Allah katında onların kalbinde ne taşıttıklarını bildiği için onlar kafirlerden de hiç Müslümanlardan sayılmaz. Onun için dinlerinde fıkhî nefidler fil esbeli minen nar münafikler cehennem tabakasının en alt tabakasıyla olacaklar. Yani kafirlerden daha ağır ceza görecek oldukları anlaşılır bu ayet-i kerimeden. Çünkü kafiri kafir olarak bilirsin, İslam karşıtı olduğunu kesin bildiğin için ona göre tavır takınırsın. Ama münafık bir taraftan Müslüman görünür, bir taraftan da onlardan oluyor. Öyleyse hangi taraftan olduğunu biz kesin olarak bilemediğimiz için bir kuru çıkıyor ve bunlar çok tehlikeli olmaktadır. Çünkü yani münafığın kısaca tarifi nedir? Kalbi kafir, dini Müslüman. Diline bakarsa Müslüman ama kalbinde İslamiyet'ten, inançtan hiçbir şey yoktur. Bir fırka olmaktadır, grup olmaktadır. Şimdi Allah Celle Celaluhu burada ne yapıyor? Bahsediyor şimdi. Kimlerden bahsediyor? Kıyametin bir sahnesinin durumundan evvela Müslümanların durumundan bahseder. Çünkü niçin? Müslümanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın sevdikleridir. Elbette ki insan her zaman kendi sevdiklerinin ondan bahsetmeyi ister. Ondan sonra da o sevilmeyen kişilerden bahseder. Bundan dolayı Allah Celle Celaluhu evvela Müslümanlardan bahsetmeye başlamış. Ve buyuruyor ki ey Habibim yevmetere mu'minine ve mu'minat ey Habibim o günde sen Müslüman erkek ve Müslüman kadınları görürsün ki yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim onların nurlarının aydınlıkları onlar sağından ve ön taraflarından parladığını görürsün diye Yüce Allah buyuruyor. Yani Allah Celle Celaluhu kıyamet sahnelerinden bir sahnesi yani onların bir karanlıkta yürümekle emredilecek olduğu anlaşılıyor bundan. Yürüyün burada ama müminler nasıl nurlu olarak önlerini gördüğü halde aydınlık içerisinde yürüyorlar ama kafirlerin tabi durumu bakalım nasıl olacak? Müslümanların durumunu böyle izah ediyor Yüce Allah Celle Celaluhu. Evet, onların durumu
önlerinden ve sağ taraflarından fışkırdığı, parladığını göreceksiniz. Evet, ye ve terel mu'minine vel mu'minat yes'anuluhum beyneydin ve beymanihim. Böyle görülecek ama bu şartımul yevme, o gün size, bu gün size müjdeler olsun diye Allah tarafından yahut ki melekler tarafından onlara bu müjde verilecektir. Yani çünkü siz bir aydınlık içerisinde gidiyorsunuz, öyleyse size müjdeler olsun. Demek ki size bir takım müjdeler verilecek diye Allah tarafından müminlere bildiriliyor veya bildiriyor. Nedir bu mesela büyük şeylik? Elbette aydınlık içerisinde yürüyen, aydınlık içerisinde yaşayacak. Ama Müslümanın sadece mesut bir hayata ulaştığı sadece aydınlık ifade etmiyor. İyi bir bina yaptın, iyi bir mesela apartman yaptın, bir daire yaptın. Her tarafını süsledin ama burada elektrik yok ise o zaman onun bir kıymeti yoktur. Karanlıkta kalıyorsun orada. Ama elektrik olarak verilse burada, elektrik verildi, aydınlığa kavuştun ama gene senin mesut olduğun bir hayata kavuştuğun denilemez. Çünkü başka birçok şeylere ihtiyaç vardır ki mesut olması için. Bu şakumul yevme, işte Allah o şeyi veriyor, müjdeyi veriyor. Bugün size müjdeler olsun, cennetin cennetler size müjdeler olsun. Cennetler, öyle cennetler ki, tecri min tahtiyel enhar, altından ırmaklar akan cennetler size müjdeler olsun diye Allah Celle Celaluhu, yani o bahçeleri, esasen cennet malumunuzdur, bu bir bahçe manasındadır. Ne demek? Suları bol olan, ağaçları bol olan, meyveleri bol olan bir yer, elbette ki orada bir hayat vardır. O müjdeyi Allah Celle Celaluhu o müjdeyi vermektedir. Ama bunlar da bu verilecek olan insanlara, yani müminlere verilecek olan bu mevkilerin belirli bir zaman olsa idi, bunların da bir kıymeti yoktur. Öyle değil midir mesela? Bakın bir insan, bir insana şöyle 150 sene hapis verilse ona veyahut ki idam cezası verilse ona, hangisi onu daha hafif gelir? Ya 150 sene yalnız yaşamaz ama bu 150 senedir senin hapis cezan denildiği zaman yani bir hafif görülüyor. Yani o demek 150 seneden fazla yaşasam buradan kurtarıyorum demek. Ama bir daha idam cezası verilse hemen bitiyor bu. Ne yapıyor? Yani orada sanki bir insan bir hayat buluyor. Halbuki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Eğer cennet ehlinde kıyamet gününde deseler onlara ki dünyada olan kum sayılar kadar, sayısları kadar sene siz cennete kalacaksınız, ondan sonra yok olacaksınız, bunlar üzülüyor. Ne kadar bunlar sayılmayacak olsa da bir sonu var bunların muhakkak. Gene ne yapacak? Sonunda bu yok olacak. Ama cehennemdekilere de denilse ki siz cehennemde dünyadaki kumlar sayısı kadar sene kalacaksınız diyorsa onlar sevinir. Her ne kadar bunlar sayılmayacak kadar ve aynı zamanda yani insan da hayır edilecek bunlar biter diye olmasa da ama bir sonu var demek bunların. Bir sonsuz olan yalnız Allah'tır. Öyleyse bunların sonu gelecek olduktan sonra sevinirler. Gene bir çıkacak ümidimiz var demektir. Ama Allah Celle Celaluhu her iki tarafa ebedi bir hayat yüce Allah takdir etmiştir. Şimdi onun için halidine fiha orada ebedi kalacaklar diye Allah buyurmuştur. Acaba bu verilen şeyler ne kadar kıymetlidir, ne kadar üstündür? Zalike huvel fevzul azim, Allah buyuruyor. En büyük kurtuluş budur. Bundan daha büyük kurtuluş yoktur. Çünkü niçin? Allah her şeyini mükemmel olarak veriliyor. Cennette ne yapıyor? Her istediğin vardır. Velekum fiha ma teştehi enfusukum. O cennette ne var ise hepsi, neyi arzularsanız hepsi vardır diye. Ben şeyin mesela bu hadisçilerden bir tanesinin yazmış olduğu bir kitap vardır. O kitapta ne, bir soru cevapları cevaplandırıyor. Hattım o şeyi olacak, ben isimleri biraz çok unutuyorum da o zaten yazdığı bu kitap benim çok hoşuma gider. Yani orada soru soruyorlar ve hadisi veya ayeti cevap veriyor. Sordukları bir soru dediler ki ona, acaba cennette ben mesela çocuk istesem Allah bunu verecek mi bana? Üç isteyeceğim bunu. Madem ki Allah Kur'an'da وَلَكُمْ فِي عَمَا تَشْتِهِ اَنْفُسُكُمْ vardır.
Acaba bunu da verecek mi? Ve cevap olarak diyor, evet verecektir Allah Celle Celaluhu. Cennette çocuk isteyene çocuk dahi verecektir. Ama bu cennet kurallarına aykırı mı? Çünkü niçin? Cennete girenler aynı yaşta olacak. Cennete girenler bir hastalık, bir bitkinlik onlarda olmayacak. Cennete girenler belirli bir yaşta olduklarında ve onlarda mesela böyle bir mesela çocuğu gebe kalacak olan bir hastalık, bir bitkinlik olacak. Bu cennet kurallarına aykırı. Evet diyor, olacak. Aynı istedikleri zamanda hemen o durum olacak ve o anda fazla zaman geçmezden, hiçbir bitkinlik çekmezden hemen doğum yapacak, hiçbir ağrı duymazdan ve o anda cennette olanların yaşı gibi yaşta yaşlanacaklar. Öyleyse bakın Allah Celle Celaluhu demek ne? Çünkü nereden çıkarıyor bunu? وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتِهِ اَنْفُسُكُمْ O cenneti ne arzularsanız sizin için var. مَا لَفْسِ نَدِي malumunuz. Bu umum lafızlarındandır. Yani hepsini kapsıyor. Ne isterseniz vardır. Cennette bir şey yoktur. Hangisi durur acaba, hangisi? Ateş yok burada. Başka her şey var burada. Yalnız ateş yok. Cennette bazı kişileri isteyecekler mesela. Resmerlik yapacaklar. Allah verecek onlara şey. Yani Allah Celle Celaluhu cenneti öyle bir şekilde yarattı ki insan ne bileyim aklı duruyor. Ben bir hadis-i şerif gördüm. Taşlarda da bu hadis-i şerif vardır. Buhari ile Müslüm'ün rivayet ettiği hadistir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki en son cennete girecek olanı biliyor musunuz siz? Hayır ya Resulullah. Bilirim onu size. Bilir ya Resulullah diye dedikleri zaman da en son cennete girecek olan kişiyi ona şey, cehennemden ne yapacak? Allah'a bir duada bulunacak. Ya Rabbi senden bir dileğim var. Bu dileğimi kabul eyle ya Rabbi. İşte bunun ne istiyorsun? Ya Rabbi beni cennet bu cehennemden çıkar da başka bir şey istemem. Buradan bir çıkayım. Ya kulum başka bir şey istemeyecek misin? Hayır istemeyeceğim. Tamam. Çık cennetten. Çıkacak cennetten. Cehennemden pardon. Cehennemden çıktığında bir zaman bekleyecek. Ondan sonra da diyecek ki ya Rabbi senden bir isteğim daha var. Allah Celle Celaluhu buyuracak ki ben seninle anlaşmamız vardı. Başka bir şey istemeyecektim. Şimdi bu ikinci istemen nedir? Ya Rabbi daha bunu demiyorum. Senden istemeyeyim de kimden isteyeceğim? E ne istersin? Başka bir şey isteyecek misin? Yok istemeyeceğim. Yalnız bunu ver. Nedir? Şöyle cennet tarafına dönüp yüzümü bakayım cennete. Başka bir şey istemem. Tamam dön cennet tarafına yüzünü. Dönecek, bekleyecek. Bir zaman bekledikten sonra yine ya Rabbi ben senden bir isteğim daha vardır. E kulum bu kaç sefer oldu? Yani istemeyecektin. Ya Rabbi senden istemeyeyim. Kimden isteyecek? Daha mı edemiyorum? Nedir isteğin? Cennete kapısına kadar gideyim başka bir şey istemem. Tamam git ama başka bir şey istemeyeceksin. Cennetin kapısına gidecek bir zaman da orada bekledikten sonra ya Rabbi son bir isteğim olacak. Başka istemeyeceğim. Söz veriyorum. Ya kulum sen kaç sefer söz verdin ki? Nedir isteğin? Ya Rabbi ben cennete gireyim de hiçbir şey istemem. Tamam gir cennete ve sana cennet kadar, dünya kadar cennete yerim var. Dünya kadar. O kul şaşıracak. Diyecek ki etesnehu bi. Benimle ya Rabbi alay mı geçiyorsun sen ya? Cennete en son ben giriyorum. Dünya kadar bana yer vereceksin cennete diye şey ettiği zaman da Allah buyuracak ki hayır. Bende öyle bir şeyler yoktur dediğin. Yani cennet dünya misli kadar değil, dünyanın 10 misli kadar sana cennette yer var. Allah Allah, bak ben bu hadisi gördüğüm zaman, bu hadis bakın taşlarda geçtiği gibi Bukhari'nin mutlaka geçiyor ve başka hadis kitaplarında geçiyor. Biraz yani lafız farkları, mesela şu kadar şunu istedi, onda da şunu o gibi bir farklar var. Ama asas hadisin ana manası, ana konusunda aynı rivayet var. Şimdi o zaman ben Allah Allah diyorum. En son yani bir aciz aklımda cennete giren dünyanın 10 mislini aldığı zaman öncekiler daha ne kadar alacak? Öyleyse cennet ne kadar büyük ya. Bu nasıl şey eder? Bunu senelerce düşündüm ama bir gün böyle şeyime rastladı, ayet-i kerime gördüm. O zaman o çözüldü. Allah'a hamdolsun. Nedir? وَسَابِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اُوْتْ اَدِلْ مُتَّقِينَ Siz o 7 kat yerde ve kökler genişliğinde olan cennete girmek için müsabaka yapınız. O müminlere, muttakilere ne yapmış, vaat edilmiştir. Şimdi bir düşündük mesela bildiğimiz kadarıyla beraber. Acaba kökler ne kadar büyük? Dünya neyse büyüklüğü biliniyor ama kökler ne kadar? Bugün mesela tespit edildiğine göre
güneş dördüncü kat göklerde olduğu dini kitaplarda geçiyor ama güneş dördüncü kat göklerle dünya arasındaki mesafe ne kadar olduğu o tabi dini kitaplarda geçmiyor. Ama bugünkü yeni mesela teknik diyor ki 149 milyon kilometre mesafe vardır. 149 milyon kilometre güneşle dünya arasındaki mesafe o kadar. Ve o 149 milyon kilometreyi güneşin ışığı 8 dakikada dünyaya geliyor. 8 dakikada. Diyorlar ki Allah Celle Celaluhu öyle yıldızlar yaratmıştır ki 2 senede dünyaya ışığı gelmiyor. 2 senede ancak gelebiliyor diye. Ve hatta son araştırmalara göre bazı yıldızlar Allah yaratmıştır. Onların ışığı halen dünyaya gelememiştir diye böyle bir takım şeyler var. Şimdi bunlar bizi gösteriyor ki yani akıl duruyor. Akıl duruyor. Bakın güneş 149 milyon kilometre mesafeyi ışığı 8 dakikada gelirse 2 senede dünyaya gelen ışığı bir bakın ne kadar mesafe. Bak akıl bunu almıyor. Yani bilgisayarların hepsini yan yana koy da gene o rakamı bulamazsın. Mümkün değildir. Buna bir rakam vermek mümkün değildir. Bunlar nereye şeydir? Cennetin mesela göklerin tabakasına. Bu yani 7 kat yerler ve gökler genişliğinde olan cenneti denildiği zaman artık cennetin ne kadar büyük olduğu şey etmez. Yani akıl alamaz bir durum oluyor ki Allah Celle Celaluhu demek cenneti öyle yaratmış. Öyleyse 10 misli değil 100 misli de alabilir. Ama bir şey daha vardır. Bir şey daha vardır. Peygamber Efendimiz hadiste de onu buyuruyor. Cennet gayet mümbit, arası mümbit olan bir yerdir fakat hiçbir ağaç, bitki yok orada. Ne olacak bu? O zaman büyük oldu, çorak bir yer oldu. Dünyada ne zaman ki la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersen o cennetteki yerine ne yaparsın? Bir ağaç dikiyorsun. Dünyada ne kadar söylesen bunu o kadar ağaç dikiyorsun ve onu en güzel bahçeler halinde onu getirmiş oluyorsun. Allah cümlemizi öyle bir cenneti bizi nasip eylesin. Şimdi Allah Celle Celaluhu cenneti bu şekilde ne yapmıştır? Bize tasvir etmiştir. Bakın diyor ki ne diyor? Yani bu şekilde olan bir cenneti musabaka yapın. Şimdi bir daha şey edelim. Bunun ziddi o günde Müslümanlar aydınlık içerisinde yürüyecek. Ama Müslüman olmayanların durumu ne olacaktır diye. Onu da bir görelim. Allah büyüklüğünü nasıl şey etmiştir? يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ Münafık erkek ve münafık kadınlar o günde diyecekler. Münafık erkek kimdir? Allah'ın birliğini, Allah'ın varlığını, yüce Allah'ın sıfatlarını, uluhiyette taalluk eden bütün hallerini inanmış, olduğu gibi kabul edilmiş olan mümin erkekler. Ama bunları inanmayanlar münafık erkekte kafirler oluyor. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ Münafık erkek ve münafık kadınlar diyecekler ki onlar اُنْدُرُنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ O Müslümanlara diyecekler çünkü onlar Müslümanlar böyle bir mesafeyi yürümekle mükellef kılındıkları gibi kafirler de haliyle onlar da aynı mesafeyi yürümekle mükellef olacaklar ama Müslümanlar aydınlık içerisinde gidecekler fakat kafirler öyle bir durumda olacaklar ki يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَةِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenler اُنْدُرُنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ اُنْدُرُنَا bize bir bakın نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ karanlıklar içerisinde kaldık şöyle bir dönüp bakın da o baktığınız zaman da bir ışık göreceğiz o ışıkta hiç olmazsa birkaç adım gidelim tehlikeler var bu tehlikeli yolları nasıl karanlıkta geçireceğiz Allah cümlemizi ondan muhafaza buyursun evet onu biz gidemiyoruz diyecekler Yahut ki bir manası undurma, intedirma manasında olduğunu da tefsirler söyler. Diyecekler ki bizi bekleyin, sizin nurunuzdan istifade edelim. Ama Müslümanlar veyahut ki melekler tarafından veya Allah tarafından onlara cevap verilecek. Undurma nektebis munnur hüküm, kıyler cuğulara hüküm. Denilecek onlara ki arkaya dönün da feldemi sunura. Arkadan ışık isteyin, arkanızda nasıl? Yani dünyadan, biz bu nuru dünyadan aldık. Öyleyse siz de gidin dünyadan bu nurunuzu alın oradan. Burada nur satılmıyor. Burada kimse kimseye nur verilmiyor. Başkasına yani nur verilmiyor. Gidin dünyadan alın. Biz bu dünyadan aldık. Hani ama onlar dünyada karanlık güçler Müslümanlara denilirdi.
karanlık mesela hücreler, karanlık şeyler diye söylerler. Onların mesela bir karanlık içerisinde yani hiçbir şeyi göremezler, öyle bir yani karanlık hayat yaşar diye bilenler kişiler onlar. Onlara dedi ki bak işte o karanlık gördüğünüz dünyayı biz bu nuru oradan aldık, siz de bu nuru alınız. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İlâ semîtüm rüyâ dikke defes ebullâh fe innehâ râet meleketen. Siz horozun ötmesini duyduğunuz zaman da Allah'ın fazlinden isteyin çünkü o bir melek istemektedir. Yani sıvır vaktinde horozlar bağırıyor ya, onlar hiçbir tanesi böyle kendi kafasından hareket etmiyor. Allah Celle Celaluhu her birini onlara bir görev vermiş, görevini yerine getiriyor. Bakın وَمَا مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Yani hiçbir şey yok ki Allah'a hamd etmekle tesbih etmesin. Her şeyi Allah'a tesbih etmektedir. Bir varlık vardır, o Allah'a tesbih etmiyor. Halbuki o varlık o tesbih için yaratılmıştır. Bak o varlık o tesbih için yaratılmıştır. Hangisidir? Allah Celle Celaluhu وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben insanları da cinleri sadece bana kulluk etsinler diye onun için yarattım Allah buyuruyor. O insanların bir kısımları Allah'a ne yapmıyor, tesbih etmiyor. Yani Allah'a karşı olan görevlerini yerine getirmemekte ama diğer her şey tesbih ediyor. İşte şeyin horozun da ötmesi bir tesbihdir. Onun tesbihi nedir? Diyor ki ey Müslümanlar bir pazar kuruldu, ihtiyacınız yok mu? Gelin o pazarda ihtiyacınızı alın diye bağırıyor. Müslümanları bize çağırıyor, kalkın. Biz şimdi her sehur vaktinde Allah'ın bir manevi pazarı ne yapmakta, kurulmakta? Mağfiret pazarı. Yoksa o dünyada bildiğimiz şu meyvelerden, şu sebzelerden, elbiselerden öyle bir pazar değil. Maneviyet bir pazarı. Kalkın! Allah'ın şu kurulmuş olduğu mağfiret pazarından ihtiyaçlarınızı alın. Diye bize ne yapıyor? O horoz ötüyor ve bizi kaldırmaya çalışıyor. İşte o içinde bu eğrilik olan kişilerin bazıları derler ki ah horoz sen beni uykumdan yaptın. Sabahleyin senin kafanı keserim ben. Senin kafanı şun. Halbuki bizi uyandırıyor. Kalkın böyle bir mağfirede. Kalkın, kalkın namazınızı kılın. Allah'a münacatta bulunun. Bir istekleriniz varsa Allah'tan isteyin. Vaktiniz varsa yani teheccüd namazını kılınız. Olmazsa sabah namazını sünneti kılın. O mukaddes mesela bir vakittir. Elbette ki orada Allah'tan ne istediğiniz kabul edilir diye. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın kardeşleri onu kuyuya attılar. Tabi sonradan onu babalarına demişler ki kurt mesela onu yemiştir ama sonradan Yusuf Aleyhisselam yaratı bir padişah olarak Allah'ın emri üzerinde hareket eden bir kul olarak ne yapmış? Meydana çıktığı zaman kardeşleri gittiler babalarına ey babamız ne olur biz bir suç işledik, bir yanlışlık yaptık, bir yalan sana söyledik, halbuki ona biz tuzak kurduk, şey ettik, sen bizim için istiğfar eyle diye, bizim için Allah'tan yalvar, mağfireti bizi dile dedikleri zaman da o nasıl cevap verdi? Ben sizin için istiğfar edeceğim, ediyorum demedi, edeceğim bir zaman. Yani tefsirciler burada diyorlar ki durun ya demek istiyor onlara. Sehur vaktinde ben bu istiğfar Allah'tan isterim. Çünkü sehur vaktinde yapılan istiğfar Allah Celle Celaluhu onları geri çevirmez diye inancı var Müslümanlarda ve böyle oluyor. Onun için onu bekleyelim. Şimdi o sehur vaktinde bizi horoz kaldırıyor ama biz bunu ne yapıyoruz? Bazı kimseler buna karşı çıkıyor. Öyleyse bakın onlar ne diyor? Ne diyecek onlara Müslümanlar? Dünyaya dönün, dönün dünyaya. Biz bu dünyadan nuru aldık, sizdeki nurdan nuru alın. Onlar dünyaya da dönseler, Allah'a şey etseler, yoksa onlar yine aynı küfrü üzerine hareket edecekler. Şimdi biz düşünüyoruz ki bir insan Müslüman, yani Müslüman, kafirdi, Müslüman oldu. Bir saat İslam'ı yaşasa ve ölse ebedi cenneti kazanıyor. Ama bir insan dünya hayatını ne yaptı, Müslüman yaşadı, sonunda da bir kafir, Allah korusun, kafir inkar durumuna düşse ebedi cehennemlik oluyor. Ya bu bir an meselesi, nasıl bir insanı ya ebedi cennetlik yapar veya ebedi cehennemlik yapar? Acaba bu nasıl bir adalet? Allah'ın her şeyinde öyle bir adalet var ki insan onları ne yapamaz, itirak edemez. Şimdi bir insan Müslüman olduğu zaman, yaşadığı zaman
o milyonlarca sene dünyada kalacak olsa Müslüman olarak yaşayacak diye niyetindedir. Onun için ona ebedi cennet verilir. Ama bir insan kafir olduğu zaman da onun niyeti dünyada ne kadar yaşasa yaşasın kafir olarak yaşayacak diye onun için ebedi cehennemlik alıyor. Öyleyse öbür insan niyetine göre de ne yapmakta? Mükafat almaktadır.